Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve A'dan Z'ye serisinin o içimizi ısıtan bir pırpırlatan bir seriyi takip etmenin, bir seriye devam ettirmenin verdiği huzur, neşe ve mutlulukla birlikte karşılıyorum. Evet, ne diyerek tamamlasam bilemedim. Güzel gitmişti bu aslında, böyle değişik bir Ramazan programı gibi hissettim. Hoş geldiniz yeniden. Yeni bir bölümde yeni bir şekilde devam ediyoruz. Yeni bir şekilde dediğim şarkımızla devam ediyoruz. Şöyle bastım. Ve çarkımız kulaklarımızı acıtarak dönüyor, dönüyor. Ve bu videoda Sion oynuyoruz. Sion sevdiğim bir şampiyon benim. Bayağı sevdiğim bir şampiyon. Ya her türlü oyun modunda oynaması bana okey. Seviyorum çünkü. Karakter hoşuma gidiyor. Ranked Flex'imizi seçiyoruz. Bundan dolayı bu arada her türlü rolde de oynamayı severim. ADC'de bile güzel giden bir şampiyon. Nedenlerinden bahsedeceğim. Sion'a dair bir fikri olmayan arkadaşlar, hiçbir sıkıntınız şey olmasın, hiçbir sıkıntı hissetmeyin. Her şeyinden bahsediyor olacağım. Önceliğimizi tabii ki üst koridora verelim. Karakterin ana noktası, ana rolü üst koridor diyerekten. İkincilimi ben burada jungle demeyeceğim açıkçası. İkincilimi ADC diyeceğim. Ve bir değişiklik olacak burada. Hani ADC Sion nasıl olur? Eğer ADC gelirse tabii. ADC Sion nasıl olur? Neler yaparız? Nasıl şeyler yaparız? Diyerekten. Yalnız vazgeçtim. İkincilimi orta koridor diyeceğim. Çünkü orta koridorda da güzel bir build'im var. Oynanabilecek ve bayağı da keyif verecek bir şampiyonu size gösteriyor olacağım. Bu arada otofilimiz, yani otomatik doldurmamız aktif de. Bu ne demektir? Her türlü rol, her türlü koridor gelebilir. Ayrıca şampiyon seçimine geçmeden bir şey daha söylemek istiyorum. Serideki beğeni sayıları efsane bir şekilde gidiyor. Çok sağ olun. Ya ben her videoda buna teşekkür etmekten yorulmam. Siz bunu dinlemekten yorulacağınızı sanmıyorum. Çünkü gerçekten büyük bir destek var burada ve ben de en azından bir şekilde bir karşılığını belirtmek istiyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler hepinize. Seriyi elimden geldiğince eksiksiz ve aksamasız devam ettirmeye çalışacağım. Bu desteklerinizin karşılığını boş bırakmamaya çalışacağım. Şimdi şampiyon seçimine kadar ben buradayım. Video kesilecek. Evet, maçımızı buldu. Bakalım bize hangi koridora bırakacak oyun. Üst koridordayız. Güzel. Asıl istediğimiz ana rolümüz olan üst koridorda oynuyoruz. Şimdi şuradan Sion oynayacağımızı belirten bir harekette bulunalım. Rün olaraktan ne seçmeliyiz? Birkaç tane seçeneğimiz var. Bunu karşı takıma göre yapacağız. O yüzden şampiyon seçimleri özellikle koridordaki rakibimiz belli olduktan sonra onu anlatacağım. Birkaç dediğim gibi farklı seçenek var burada. Sion'a karşı güçlü olabilecek şampiyonlardan ne denebilir? Vladimir denebilir. Koridorda biraz rahatsız ediyor. Menziliyle birlikte bizi rahatsız ediyor. Çünkü bizim menzilimiz o kadar da uzun olmayacak ve W yeteneği de rahatsız edecek. Ben evet, Vladimir'i banlıyorum ya. Çok sevdiğim bir koridor rakibi değil kendisi. Çoğu maçta da üst koridor oynadığımda böyle aklıma geldiği an banladığım şampiyonlardan bir tanesidir. Gerçekten ağır bir counter pick, yani ağır bir karşı seçim olmadığı durumlarda Vladimir banlamayı severim. Direkt olarak Sion'umuzu seçeceğiz. Işınlan alıyoruz ve karşıda seçecek bilmiyorum. İlk baştan üst koridoru seçerlerse direkt rönümüzü yapacağız, yoksa yine orayı da keserim muhtemelen. Bütün seçimleri izletmeyelim. Boş boş şu an diyeceğim başka bir şey yok çünkü. Ne alacak? Z'ye aldı. Üst koridoru almadı. Ben biraz şey yaparım. Ondan sonra keserim. Devam ederiz. Evet, karşımdaki seçim belli oldu. Karşımda Garen var abicim burada. Alacağım rün de buradan Grasp of the Undying olacak. Evet, biraz hızlı yapmam gerektiğinden dolayı çok konuşamadım. Aldığım rünlerden bahsedeceğim. Grasp of the Undying hasar verdiğimizde, vurduğumuzda bize bir miktar geri can dolduran bir rün. Neden Garen'a karşı bunu aldık? Garen'ın çünkü pasifi çok fazla can doldurabilen bir özelliğe sahip. Garen'ın olayı o yani, düz bir şampiyon. Ciddi çok can dolduruyor. Ve buna karşı bizim de bir duruş sergileyebilmemiz lazım. Ve adam tutuşturulu girmiş, inanılmaz agresif yapacak. İyi ki bu rünü almışım diyorum. Çünkü bunun dışında agresif bir rün almış olsaydım ve tutuştur almayacağımdan dolayı, Sion'da çünkü tutuştur almayın, sebeplerinden bahsedeceğim oyun içerisinde, almayacağımdan dolayı da problem yaşatacaktı bize. Güzel oldu. Bir kasat in yapalım. Ondan kasat in değil de artık Loiskege. Başka bir öneriniz varsa yazabilirsiniz aşağıdan bu arada. Arayüzünü çok sevmiyorum onların. Evet, buradan yükleniyor. Garen main mı? Değil. Güzel. Garen muhtemelen
La Sion'a karşı bu güçlü oluyormuş deyip seçmiş yaptığı seçimde. 18-9 gitmiş ortalaması. Yani bu ne demek? Bir Garen'a göre çok fazla ölmüş. Ortalamanın üzerinde miktar skor almış. Asisti düşük. Bu adam her zaman agresif oynamış Garen oynarken ve AD falan kasacak yüksek ihtimalle. Bu tarz bir oyun tarzına sahip. Eğer karşısına doğru duruş sergilersek bu adam bol bol ölecektir, hata yapacaktır ve biz de bunları değerlendireceğizdir. Burada 7-6-9 şeklinde bir benim KDA var. Sion araya girip ölmesi gereken bir şampiyon. Şimdi ölmemesi değil, ölmesi gereken bir şampiyon. Bu arada 50K'ya 70K, 2 tane de level 7 adamımız var ama şeyler o kadar yüksek değilmiş. Başka şu adamın diğer ürünlerine de bakacağım. Aa, bu adam da Hortlak girmiş. İlginç. Bu kadar agresif bir oyun tarzı sergileyip niye ortak girdi bilmiyorum. Aldığım ürünler böyle. Peksimet teslimat, zaman mükan karışım. İksir ve peksimetlerimiz. Daha çok can dolduracak bize ve peksimet bize. Gelecek kemik sır. Bir hasar aldığımızda devamına daha az alacağız. Second wind yani ikinci şans. Hasar aldığımızda can dolduracağız. Aşırı büyümede her 8 canavar veya minyon öldüğünde can yükseltiyor bize. Bu nedir abicim? Ayı gibi bir şey olacağız yani. Bizim karakter ayı olayı gibi bir şey olacak. Amacımız bu. Rünlerimiz de buna odaklı. Garen bize çok bir şey yapamayacak yüksek ihtimalle. Bir invade denemesi var sanırım. Bu invade denemesinden ne çıkartacaklar bakalım, merak ettim. Ben de burada kırmızıyı tutayım bu arada. Kimleri görmüşüz? Akali ve Vay'ı görmüşüz. Bu arada karşıda ortada Akali var. Akali inanılmaz zor görmek çünkü herkes banlıyor. Bu maç banlanmamış ve karşıda seçmiş. Akali vs Katarina gibi bir ikili var. Bence bizim kata iş yapabilir. Şimdi Akali sis bulutu içindeyken hedef anlamaz ve görünmez olduğundan dolayı Katarina orada ulti açamayabilir. Bu biraz problem olur adama eğer olursa. Onun dışında çok bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Katarina zayıf bir şampiyon değil. Ve Akali gibi bir şampiyona, kitle kontrolsüz bir şampiyona karşı iş yapacaktır. Biz kendi yeteneklerimizden bahsetmeye başlayalım. Pasifi öldükten sonra bir daha doğuyoruz. Savaşta ölmesi gereken bir şampiyon dedim ya, bundan dolayı. Öldüğümüzde geri doğuyoruz abicim. Ve karakter, hani daha doğrusu geri doğuyoruzdan kastım, yine ölüyoruz. Bir süre boyunca hasar verebilir bir vücuda sahip oluyoruz. Ve hasarımız gerçekten diğer anlara göre bayağı bir daha fazla oluyor. Sadece bir skillimiz oluyor, bütün tuşlarda aynı skill oluyor. O da yürüme hızımızı ve saldırı hızımızı yükselten bir yetenek şeklinde oluyor. Q yeteneği biz basmaya devam ettikçe minyonu almaya çalışacaktım, alamadım. Ben de ona vururum bir tane. Benim kemik zırhım vardı, onun yoktu, o yüzden yaklaşık olarak eşit vurduk. Köyü yeterince uzun keslerseniz bu olay oluyor. Bu olayda nedir? Adamları zıplatıyor ve siz ne kadar uzun Q'yu basarsanız, bırakmadan basarsanız o kadar fazla hasar veriyor. Böyle bir yetenek. İkinci, ben W vereceğim Garen olduğundan dolayı. W yeteneğimiz, bastığımızda bir kalkan alıyoruz ve belli bir süre içerisinde o kalkanı patlatabiliyoruz. Aa, Lee Sin ya. Aa, Lee Sin, cana bak. O canla iyi ki gelmemişsin kanka. Buraya yaklaşıyordu, ben de baskına geliyor sandım. Agresif falan yaptım işte, onun Lee Sin'den dolayıydı map'te görünce. İyi ki gelmemiş çünkü tutuştur ve bir Q'ya ölürdü o. Tamam. Korktum lan. İnanılmaz kötü olabilirdi orası. Bu kalkan geçmesi gereken sürede karşı taraf tarafından bitirilirse patlatamıyoruz. O özelliği tamamen yok oluyor. Ama eğer olur da patlatabilirsek güzel bir hasar çıkartıyor. Ya bu tabi ne kastığınıza ve neyi ilk fulllediğinize göre değişir. Biz ilk Q fullleyeceğiz bu sefer. Neden Q fullleyeceğimden de bahsedeceğim. Önceden E fulleniyordu bu karakterde. Bak adam mesela kalkanımı indirdi iki kere düz vuruş yaparak. Ben minyon temizleyecektim onunla. Bu yüzden orada şey yapamadım. Peksimetimi basıyorum bu arada, gelen peksimeti. Keşke şeyi bassaydım ya. Diğer potu bassaydım. Base'e döndüğümde doluyor sonuçta. Neyse, sorun değil. E fullenmesinin sebebi gerçekten fazla vuruyordu. Gerçekten fazla vurduğu için de nerflendi abicim yetenek. Zayıflatıldı. Artık Q fulleniyor.
Bir alan hasarına sahip oluyoruz ve yine minyon temizleme konusunda en az E kadar iş yapıyor. Hatta E'den daha çok denebilir. Bir tane Corrupting Potion'ımı basıyorum burada. Yani Garen'a karşı oynarken adamın W'su gördüğünüz gibi bayağı bir hasar indirgemesine sahip yetenek. Neredeyse hiç hasar yemiyor. Pasifi de yine can dolduran bir pasif olduğundan dolayı koridorda bu adamla çok işimiz yok. Ama bu adam tutuştur aldığı için bizim koridor dışında bu adamdan daha çok işimiz olacak. Ve bu ne demektir? Oyuna etki demektir. Oyuna etki ne demektir? Oyunu kazanmak demektir bir noktada. Bundan dolayı bizim için daha iyi yani. Durumun, koridorun böyle gitmesi bizim için daha iyi. Minyon konusunda bu arada 7 minyon kadar gerideyim. Birkaç kaçırdığım minyon oldu. Bunların cezasını çekiyorum şu anda. Adamı da aslında hiç fena dövmüyorum. Sıçrasını alacağım ben. Yoksa o mu beni kesecek? Of be! Ne oyun ama be! Sıçrasını da aldım, tutuşturunu da aldım. Of! Of anam of. Çok iyi oyundu. Tam düşündüğüm gibi gitti her şey. Çok hoşuma gitti. Oh! Kalkanı ve şeyi, Q yeteneğimizi en doğru şekilde kullandığımızda adam tutuşturulu olmasına rağmen burada skoru alan taraf biz olduk ve tutuştur olduğundan dolayı şu an deneyim puanı kaybedecek. Minyon kaybedecek. Minyonumuz eşit sayılır. Geldiğin muhtemelen yetişir bir kısmına o minyonların ama olsun. Bayağı iyi oldu bu durum bizim için. Karşıya bir bakayım hızlıca. Kasabileceğimiz birkaç çeşit eşya var burada. Ben gün ateşini seriden... Pardon dur. Özür diliyorum. Jaorim'in yumruğunu alacağım. Burada küçük bir taktik vereceğim. Çoğu kişi bilmez bunu. Sion zaten aldığımız rünlerle birlikte bayağı tank, güzel bir şampiyon, canı yüksek bir şampiyon. At orada bir şeyler deniyor ama iyi, güzel. Belki çıkabilir bu arada. Wow, çok denedi, çok zorladı orayı. Ultimi saklayacağım. Eğer bir baskın alırsak hem kaçmak için kullanılabilir hem de gerekirse Lee Sin'e takip etmek için, Lee Sin'i takip etmek için kullanabilir. Şimdi Jaorim'in yumruğun dediğimiz eşya. Bir saniye, şuranın hepsini alayım. Minyon kestikçe saldırı gücü ve can stackleyen, dolduran, pardon saldırı gücü değil sadece can. Özür diliyorum, özür diliyorum. Ama saldırı gücü ve can veriyor. Kendisi veriyor bunu. Dolduran bir eşya ve en başta koridoru kazanırsak, bunu alırsak, bu benim acayip fazla Sion oynayan bir arkadaşımın bana önerisiydi. Ve gerçekten güzel oluyor yani. Harbiden inanılmaz güzel oluyor. Gitgide daha çok cana sahip oluyoruz. Zaten rünlerde de bunu yaptık. İnanılmaz fazla can miktarına sahip oluyorsunuz bu şekilde. Kestik bu arada. Garen'ı bir kez daha kestik. Tutuşturulu bir Garen, agresif bir Garen ne kadar yok edilebilir ya. Güzel gidiyor. Bayağı güzel gidiyor. Garen'ı bir kez daha burada kesmiş bulunuyoruz. Şunun olayı dediğim gibi zaten güçlüsünüz koridorda. Bir de ilk kanı, koridordaki ilk kanı siz almışsınız. Bunu nasıl en iyi değerlendirebilirsiniz? Böyle abicim. Oraya yardıma gidecektim. Kestiler. Gitmiyorum o yüzden. Geliyorum. Ya da vazgeçtim. Gelmiyorum. Ejder alıyorlar mı almıyorlar mı onu anlamadım. Oh oh oh. Tamam. Bizim elemanı kurtarmak istedim. Oraya girmesi yanlıştı. Evet. Lee Sin'in orayı zorlaması inanılmaz yanlıştı. Garen burada. Buraya görüş attı. Şimdi ikinci olarak burada ben W fulleyeceğim. Her şeyinden bahsedeceğim. Ulti yeteneğimiz bu arada koşturuyor abi. Mini haritada şöyle görebilirsiniz menzilini. İnanılmaz uzun koşturuyor karakter. Ve bu arada alev ejderi aldılar. Bu biraz kötü oldu açıkçası. Lee Sin sanırım orada alev ejderini kurtarmaya çalışıyordu ama adamlar alevi yapmak yerine çalıda pusup Lee Sin'i kestiler önce. Bu sorun oldu. Minyonumuz hala aynı adamla.
İlk ağır kan kasmış. Karabalta gidecek belli. Koşturuyor karakter ve ilk çarptığı şampiyonda veya duvarda ya da kulede kalıyor orada. Etrafına hasar veriyor ve çarptığı şampiyonları zıplatıyor. Ve bir süre hiçbir şey yapamaz hale geliyor bu adamlar. Uf, şu W'su inanılmaz güçlü adamın ya. Neredeyse hiç hasar aldırtmıyor. Jaurim'in yumruğunu biz burada şuna yükselteceğiz. Titanic Hydra'ya yükselteceğiz bu arada. Starak değil. Bu adam sanırım ortaya gidiyor. Emin olamadım. Aldığım pembe totemi böyle yerleştiriyorum. Akali yerini bu şeyi Katerina'yı bu sefer kesebildi. O koridor umarım dönmüyordur yani. Adam umarım bir geri dönüş yapmıyordur koridorda. Çünkü 0-2 giden bir Akali'ydi o. Geri dönüş yaparsa sorun olur. Yerinden şu an bir seviye öndeyim. Bunu kullanma şansım var mı diye düşünüyorum. Oh vay burada. Tamam, şu an bana kulede bir yapabileceklerini ben düşünmüyorum bu adamların. Aa, deneyecekler. Lütfen deneyin. Rica ediyorum, deneyin ya. Keşke totem atmasaydım. Muazzamsın. Lütfen kulede bir dene bana ya. İki tane mis gibi, nur topu gibi skorum olurdu. Keşke deneselerdi ya. Adamları korkuttum. Belki Vay şuradan gelip bir daha dener. Bilmiyorum. Adam bak, benim Q yeteneğime kalkanını sakladığı için E ve W ile yine Q'dan vereceğim hasarı verdim. Gerçi pasifiyle dolduracak ama verdiğim hasarı bu şekilde verdim burada da. Tamam. W'sunu açmadan patlattım. Hızlı patlattım. Daha çok şarjı olması yerine daha az şarjı ama yine burada kazanan winner chicken dinner biz olduk. Şöyle alalım. Daha bahsedeceğim çok şey var da oyun harıl harıl devam ettiği için her şeyden çok detaylı konuşamıyoruz. Bak, W'nun verdiği hasar büyü hasarı olduğu için adam burada daha çok zorlanıyor. Tamam, bu bir problem değil. Adam bana öyle laptis iş yapamaz. Manam bitti bu arada artık. Bir geri dönüş yapsam fena olmayacak gibi duruyor. W'sunu kullandı. Burada ölebilirim. Ulti atacak. Aynen. Ölebilirim. Orada hatalı oynadım ya. Şimdi minyon temizleyeceğim biraz. Hatalı oynadım. Hatam da nasıl, ne oldu? Pat, cezalandırıldı. Şimdi şurada Titanic Hydra. Burada Titanic Hydra'nın önemi şudur. Güzel bir düz vuruşlarımızla alan hasarına sahip oluyoruz. Hem minyon temizlerken hem adamla vs atarken harbiden iyi bir güce sahip. Işını atacağım bu arada. Rey var. Çok güzel hasar ya. Full candan indirdim ya Thresh'i. Full candan. Ağzına vurdum. Çok iyi hasar. Gerçekten bak, bütün kombom full candan bir tane adamı indirebiliyorsa biz sadece tank değil şu an çok güzel de bir hasar şampiyonuyuz demektir. Bu olay inanılmaz hoşuma gidiyor. Sion oynamayı seviyorum ya. Gel. Şimdi burada. Tanklıyorum. Varus ne yaptın? Varus biraz boş yaptı. Varus biraz boş yaptı. Adamın içine girmesi yanlıştı orada. Ben tanklarken Fiddle'ın adama yaklaşmaması da biraz yanlıştı. Olsun. Bir tane skor verdik ama elemanı da indirdik. Farm yapmama izin verin. Go lane.
Tamam kardeşim bak, adamlar civarda duruyor. Kule alacaklar. Bunun farkında değil mi acaba bu ya? Sen az önce yediğin hasardan akıllanmadın mı kanka? Öldü. Ultisi yoksa kaçabilirim. Q'sunu bozdum. Süper oldu. Ultisi var. Ya da şu an geldi bilmiyorum. Garen geliyor. Akali de takip etmez umarım. Hayır hayır sakın. Öyle bir şey yok. Çık 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 çık. İnanılmaz vuracak o adam. Üçlük asıyor. Wow. Hayır hayır. Ulti atmasına izin vermeden adamı top gibi oynattık. Assist ve gol. Çok güzel oldu ya. Garen bak dediğim şampiyon bak. Daha oyun başlamadan yüklenme ekranında yaptığım analiz ne kadar doğru çıktı. Yüklenme ekranında ekranında adamın KDA'sı üzerinden yaptığımız analiz ne kadar doğru çıktı. Siz görün abicim. Siz görün. Yalnızca bunu söylüyorum. Bazı şeyler artık hani bir noktadan sonra çok kolay anlaşılabiliyor oluyor. Ve istatistikler bunu belli ediyor. Oyun tarzınızı da ona göre şey yapabiliyorsunuz. Yönlendirebiliyorsunuz. İyi oldu. Bayağı iyi oldu. Bunlar şimdi koridor değiştirdiler. Benim için daha iyi. İki tane skor alırım bir skor almak yerine. Umarım orada ölmezsin Morus. İnanılmaz fazla vurdu bu arada. Tamam. Zeyah burayı hala tutuyor. Kulede bir yapacağım buna. Köyü erken patlatmam gerekirdi ya. Gelen mi var buraya? Niye böyle bir işaret attı? Thresh mi geliyor acaba? Merak ettim. Thresh gelmiyorsa çünkü benim için hiçbir sorun yok burada. Süpersin. Evet. Bunu yapması gerekiyordu. O ultiyi atması gerekiyordu çünkü bana karşı tek faydalı yeteneği E'si ve Akali yoktu diyor. Sağ olsun. Dikkat et demiş bize. Şimdi çok rahat minyon temizler noktadayız artık. Garen orta koridorda, Zeyah burada duracağını aynen hiç sanmıyorum. E yeteneği olmayan bir Zeyah lapır lapır da indiririz. Kulede bir de yapacaktım zaten. Şimdi Garen orta koridordaydı, gözükmüyor. Ha gözüküyor, tamam. Garen herhalde la ben buna karşı oynamıyorum ya dedi. Bilmiyorum. Varus bizim koridorda. Varus ne yapıyorsun? Kulenin dibinde AFK duruyor. Yapma ya. Aa şifa bastı bu sefer de. Ula adamın yanında bulunmamız bile korkmasına sebep oluyor ve çok kötü oynadım yani orayı. Wow. Bu sefer o beni oynattı. Evet, Garen geliyor. Ay yapma ya. Flash ulti bastı. Burada temizleyebilirsem bir orman kampı temizleyeyim en azından ölmeden. Bir asist parası aldım. 100 küsür gold aldım. Garen'ın sıçrası ve R'si yok. Onu söyleyelim. Varus niye AFK ya? Niye AFK duruyor benim kulenin altında? Ben onu anlamadım. Ve ölecek şu an yani. Çok anlam veremediğim bir hareket. İlginç bir hareket. Akali burada düşük canda. Yapma ya belisin bunu. Bunu şey yapman lazım be.
Hadi. Bir de ulti. Ultisi yok. Yapmayın be oğlum ya. Of. Allah Allah. Niye AFK bu adam ya? Eksik oynamak istemiyorum. Bu adam niye AFK? Hoş değil şu. Allah Allah. Kendi arkadaşı mı acaba? Bir soralım. Niye AFK bırakıyor yani? İlginç ya. Çok ilginç yani. Ne diyeceğimi bile bilemiyorum şu adamın. Çok daha fazla. Çok daha fazla. 3 dakikadan daha fazla süredir orada boş boş duruyor. Umarım gelir yani. Çok ilginç. Bir de kulenin dibine AFK bırakıyor ya. Ölecek yani. O kuleye bir gün alınacak ve... Yeni fark ediyorum diyor Katerina. Çok daha fazla süredir. Bak şu adam üçlü falan kasıyor. Dünyanın en saçma build'lerinden birini kasıyor ciddi bir oyuna göre. Tabi eğlence amaçlı oynadığın oyunda her şeyi kasabilirsin. Ona kimse bir şey diyemez de. Dereceli oyuna göre. Niye? Lan durun, sur veriyorlar ya. Bu West'in oyuncusu da böyle işte. Bir anda salabiliyor oyunu. Hayır sur yok. Kim o? Rites Wood'u mu diye? Şey. Fiddlesticks. Bu ne kasmış? Kasmış. Baya Akali'yi ben kesemem şu an. Çünkü sahip olduğu can doldurma oranı baya iyi. Ben buraya ulti ile girebilirim. Yapma ya. Duvara çarptım. Ayrıldılar. Çok ayrıldılar. 40 saniye evet. Ejder çıkıyor ama eksiyiz. Hala farm yapabilir miyim diyor. 5 kişi middeyken yapamazsın kanka. Öyle bir şey yok. Kaçırdınız lan adamı. Aha! Ulan! Bayın üzerinde de sekiyordu var ya. Şey, ben Ejder'e gidiyorum. Onu Lee Sin alır muhtemelen. Alamasa da sorun yok. Bu bir problem değil. Eksikken şu an sahip olabileceğimiz en iyi an bu. Ejder denemek için. Bak hala 4v5 kaybettiniz falan diye Lee Sin de bunu belirtiyor. Varus'un nerede olduğunu bilmiyorlar. Ama AFK olduğunu. Ya ben biraz bildiğim de bu adamlar 4 kişi olduğumuzu anlasınlar ya. Dedi herhalde. Hala AFK bu arada. İnanılmaz yani. AFK değil diyor. Evet ya. Oyundan düşmesi gerekiyordu değil mi? Öyle de bir şey var. AFK değil. Bilerek öyle duruyor olabilir. Ama neden bilerek öyle duruyor? Kavga falan da olmadı sanırım. Katerina'nın bana farm salından başka kavgası olmadı. ...1.5k paramız var. Akali vuracak abi. Ama diğer herkes... ...fiziksel hasar ve vurmaya onlar da devam edecekler. Burada... ...Randling fena bir tercih olmaz gibi duruyor. Onun dışında... ...bir zırh eşyası düşünürsek... ...aslında şu Iceborne yani... ...buzdoğan eldiveni de... ...güzel bir seçim olarak bizi orada bekliyor diyebiliriz. Sanırım... Ben ama evet ya. Ben kararımı Randuin'de sabit tutacağım çünkü Fiddlesticks'in ultisine yaptığımız yavaşlatmayla falan yardımcı da olabiliriz. Bu şekilde oynamamız daha doğru. Evet öldü. Varus öldü şu an. İlginç ya. Çok ilginç yani. Kulede bir de şey yapıyorlar. İlginç. Dur bakın biz oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bu arada şey konusunda çok sağ olun. Zaten bahsetmiştik ama. Öleceksin. Öleceksin zorlama. Okay.
O flash'ı atmak istedim ya. O flash'ı atmak istedim. Öyle bir şey yok yani artık. Varus'u reportlayalım FF verip diyor. Ya bence 5v4 bile kazanabiliriz ama çok zor. Yani gerçekten zor bir win olur. Bakalım biraz daha oynayalım. Bu arada Sion'da ulti olayı o kadar yüksek bir bekleme süresine sahip değil. Ondan dolayı sadece koridorda agresif yaparken bile kullanın. Ya bekleme süreniz yüksek olsa bile, bunu birkaç kez daha söyledim, ultinizi kullanmaktan çekinmeyin. Evet, saklamak ve daha doğru bir anda atmak durumdan duruma daha başarılı olabiliyor. Ama çoğunlukla gerekebileceğini düşünüyorsanız atın. Kökü sizde yani. Bunun arkasında biri yoksa beni kesemez. Arkasında biri olmasa böyle de dalmazdı diye düşünüyorum. Totemi kırayım bir. Ben Surrender vermek istemiyorum açıkçası bu maç. Kazanacaksa da adamlar kendileri kazansın abicim. Au. Şimdi bu beni kesebilir. Q'yu da kaçırdım. Şuradaki çiçeği belki kullanabilirim. Çiçek de açık değil. Öldüm. Yapacağım bir şey yok ya. Buna ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hıncını mı çıkartıyorsun? Bıttırık. Gelmiş oradan ölüme vuruyor. BB yazıyor geri, kanser. Rahatsız edici herif. Fiddlesticks'ten biraz geç kalmış denebilir bir ulti. Evet, Q yok mu? Q yok, tabii ki de yok. Garen'in bu arada neden bu kadar saçma sapan hızlı yürüyor derseniz, üçlü adam hasar vermeye devam ettikçe kazandığı yürüme hızı bonusu da devam ediyor. Bundan dolayı. Üçlünün yani ağır kanla aynı özellik olduğundan dolayı ağır kan tercih ediliyor Garen'de ama bu adam üçlü tercih etmiş. Yani bunu cezalı... Aa, Varus geldi. Aa, welcome Varus. Welcome bro. Hoş geldin ya. Biz 15 dakikadır seni arıyoruz. Nerelerdesin ya? Evin yoğunu mu unuttun? Ne yaptın? Bakalım neymiş. Gitmem lazım diyor. Allah Allah. O 15 dakika içinde gitmen gerekiyorsa dereceli oyun girmemen lazım. Bunu acaba 8 yıldır kimse öğretmedi mi sana ya? Her neyse özür dilerim diyor. Allah Allah. Neyse biz zaten reportlayacağız. Oyunun AFK sistemine karşı şey yapmaya çalıştı o. Ben bunu bu arada keserim ha. İkisini de keserdim, üçünü kesemem. Dördünü asla kesemem. İmkanı yok. Ama burada iş yapabilirim. İttirme de vurayım lan. Hah. Gel gez ha, sen de gel. Kaç kişi aldık? Yani 5v4 oynuyoruz ve bir savaşta 3'e 1 bir sonuç. Yani şu adam oyunda olsaydı biz bu oyunu şu an 5 kez falan bitirmiştik. Adam yani... Kusura bakmayın da bunu söyle, şerefsizlik yapıyor. Oyunun AFK sistemi bunu banlamasın diye. Kulenin altına bırakıyor, o da işte XP almaya falan devam ediyor. Ama reportlayacağız. Reporttan... Be bu arada... Bitirmeye çalışabilirdik ya. Totem atsınlar. Bir şey diyeceğim, biz bu oyunu kazanıyoruz yani. Biz böyle buna rağmen kazanıyoruz. Dur bakalım. Şurada bir çok hızlı koridor içeceğim. İnanılmaz fazla para var. Ve kule çok hasar alacaktı. Işınlanımı atıyorum şimdi. ADC'miz olmadığı için ne kadar zorlanıyoruz görüyor musunuz? Yani bu adam AFK bırakarak birçok farklı zarara yol açıyor bizde. İnanılmaz ya. İnanılmaz ayıp bir hareket bu yani. Gerçekten inanılmaz ayıp bir hareket. Çok ayıp. Ben burada verdikleri Surrender'a evet diyeceğim. Şu noktaya kadar bayağı güzel oyundu. Ama bunlar Baron aldıktan sonra ya Baron'u da biz adamlara verdikten sonra kazanma gibi bir şansımız. Gerçi
Hala kazanabiliriz diyor ya. Tamam vermiyorum. Yok yok vermiyorum. Vermiyorum. Bir pes edeceğim gibi hissettim ama inhibitör açtık. Yaptığımız savaş sonrasında zaten diğer adam da vermeyin vermeyin diye şey yaptı. Neden FF'e yes verdi bilmiyorum ama no no diyor. Dur bakayım. Pes etmeyeceğim. Vazgeçtim. Çünkü az önce bir ace aldık mı aldık. Çok kasmış bir katamız var mı? Çok ölmüş olsa da var. Ben güzel bir yemlemeyle başlatırsam bir savaşı, güzel bir win alabilir miyiz? Alırız. Ben o yüzden bırakmayacağım abi oyunu elden. Tamam. Aşağıda Vi şu an kişi sayısı avantajını kullanıyor. Biz burada savaş yaparken bir inhibitör açtı. Yani bunun beni kesme şansı yok zaten. O da bunun farkında. Oo. Güzel bir kurtarış ama belki kurt kovalasak. Kim geliyor? Kata geldiğini söylüyor. Gelmiyor mu kata? Hani geliyordun? Lan geliyorum geliyorum diye şey yaptı. Keserdik biz bunları ya. Tamam. Fener'e tıklayabilsem keşke. Bunu da kestik. Böyle parti parti küçük küçük kill alacağız artık. Yani neye yarar bilmiyorum. Ama belki bu şekilde oyunda bir noktaya varabiliriz. Mega minyonlarımız bu arada ne yapmışlar bakalım. Base'in içerisindeler ama bir şey yapmamışlar. Ejder alabiliriz. Vay şu an base'de mega minyonlarla uğraşıyor. Bu dağ ejderi zaten zar zor ejder baron falan kesiyoruz. Kule kesiyoruz. Kulelere verilen hasarı artırdığından dolayı işimize yarayabilir bir ejder. Ama Garen geliyor. Artık şunu hızlıca keselim. Ulan Varus olsaydı var ya. Bak şu adam beyler gitmem gerekiyor ama deyip AFK bırakmak yerine sadece 3 dakika söyle. 3 dakika oyunu oynasaydı oyunu şu an kazanmıştık. Ona rağmen bakalım neler yapacağız, neler edeceğiz. Ben hasarımın çok da düşük kalmasını istemiyorum burada. Guardian Angel gibi ilginç bir seçimde bulunacağım. Sebebinden de biraz bahsedeceğim. Ne yaptınız be oğlum? Ne yaptınız yani? Neydi bu? Zaten bu kadar zor durumdayken. Bu noktadaki görüşü almalarını istemiyorum. Ultiyi açtım. Bir tane daha Thresh'e vursam arkadan Zaya'yı öldürüyordum eşyayla. Ya denedik ettik ama sanırım onu kaybettik ya. Bakayım. Evet hala tutunmaya devam ediyoruz. Şu ultini artık yarında kullanmaya. O adam kuleden hasar alsa da ölmüyor ya. Değilsin bunu fark et kanka. Zorluyor ya hala Garen için. Bu koruyucu melek almamın sebebi tank şampiyonlarda bunu çok tercih etmemeniz lazım aslında. Doğru bir hareket değil ama aldığımda böyle inanılmaz bir odak yemek yerine savaşta verdiğim hasarı izin veriyorlar. Lan bu adamda bu var zaten deyip öldürmüyorlar bazen.
2 öldüğümde zaten doğabiliyorum. Bunu çarpı 2 yapıyoruz. Yine işlevsel bir yetenek denebilir. Ultiyi attım çünkü oyunu bitirmeyi zorluyordu. Yani çıplak bir Nexus'la ne kadar dayanılır? Bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Ne yapıyorsun ya? Eray mısın sen? Ne yapıyor kral? Gelmiş oradan şey diyor. Oğlum be. 2-3 saldırı gücü olsaydı alabilseydi bari. Adama üzüldüm. Şu an bütün inhibitörlerimiz yıkılmış. Bütün kulelerimiz yok edilmiş ve yani nasıl diyeyim, kaçınılmayanı erteliyoruz gibi bir durum var. Biraz daha deneyelim şansımızı, bakalım. Az önce aldığımız ace yani inandırıyor beni açıkçası. Yoksa zaten çoktan surrender'ı vermiştim. Adamlar da iyi oynamıyor o kadar. Kötü bir savaş yapıp, şu an ölüm süreleri bu arada çok uzun, 1 dakika civarı. Kötü bir savaş yaparlarsa bizim yapabileceğimiz şey dümdüz midden basıp kuleleri tanklaya tanklaya almaya çalışabiliriz. Bak örneğin burada 2 tane skor verdiler. Şu an base'den ayrılabiliyor muyuz? Ayrılamıyoruz, öyle bir durum yok. Ama bunu gelip diğerleri de ölürlerse yaklaşık 60 saniye timer var her birinin üzerinde öldükleri vakit. Şunları da temizleyelim buradan. Terabon çaldı bir az önce. Kusura bakmayın. Ne çok mega minyon kestik ya. Kes kes bitmiyorlar. Vallahi kes kes. Şu an baron alıyorlar. Gerçi bu kadar zor bir durumda yapma be Lee'sin. Ne yaptın? Ben bunları oyalayacağım. Bizimkiler geliyor. Kata Fiddle kombolarlarsa burayı inanılmaz iş yaparlar. Hadi Fiddle. Yap işini koçum. Hadi. Ben deneyeceğim bunu ya. Yapma be. Düz vuruşu yaparken öldüm. Aa ne kadar... Aa Guardian Angel'dan doğdum az önce. Ben kendimi fakeledim lan. Lan şuna bir tane vursaydım da görseydi öyle gidip gelmeyi. 5 öt. Ben de Y kazanıyoruz bu oyunu diyor. Eminim senle Y kazanmışsınızdır yarıncım. Eminim öyle olmuştur. Yani ilginç bir bozgun oldu. Ama oyunun genel anlamda bütün gidişatı vesaire çok keyifliydi. Oyun son ekranımızda bakalım. Varus'u reportlamayı bu arada umarım hiçbirisi unutmaz. Ben Katerina'ya burada GG vereceğim. Çünkü diğerlerinden biraz daha fazla katkı sağladıklarını düşünüyorum. Report Varus diyelim. Umarım unutmazlar herkes reportlamayı. Living Team'e AFK. And ne denir? Liver Buster'ı dodge'lamaya çalışıyordu. Yanlış yazdım bu arada, dodging'i dodging yazdım ama olsun. S eksi almışız. Ben kaç vurdum merak ediyorum. Kata kadar vuramamışımdır ama kata kadar vurmuşum lan. Vay anasını ya. O kadar tank kastık, kata kadar vurmuşuz. Helal olsun bize. Garen en çok vurmuş. Karşı takımda da vurur abicim. Lapur lupur damage yiyecek adam birçok zaten. Yapacak bir şey yok. Güzel bir oyundu. Eğlenceli bir oyundu ama değişik bir bozgun oldu. 6 zafer 3 bozgunla A'dan Z'ye serimiz tam hızıyla devam ediyor. Çok sağ olun izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoya bir tane beğen atıp bütün videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.